Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk tarihinde görülmüş olan yönetim şekillerini anlatacağım. İlk olarak monarşi yönetim şekliyle başlayalım. Monarşi dediği egemenliğin yalnızca bir kişiye ait olduğu yönetim şeklidir. Eğer ülkenin kaderi yalnızca bir kişiye bağlı ise orada monarşi yönetim şekli vardır. Monarşi yönetim şeklinde ülkenin başında kağan, sultan veya padişah adı verilen yöneticiler bulunuyordu. Ayrıca bu sistemde saltanat genelde babadan oğla geçerdi. Babadan oğla. Eğer padişahın çocukları yoksa padişahın kardeşinin de tahta geçmeye hakkı vardı. Peki günümüzde halen monarşiyle yönetilen ülkeler var mı? Var arkadaşlar. Suudi Arabistan ve Ürdün'ü örnek olarak verebiliriz. Ayrıca İngiltere'de, Belçika'da ve Danimarka'da da sembolik de olsa krallık halen devam etmektedir. Monarşiyi diğer yönetim şekillerinden ayıran en temel özellik yalnızca bir kişinin yönetimde egemen olmasıdır. Bu kısmı unutmuyoruz. İkinci yönetim şeklimiz ise teokrasi. Teokrasi devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim şekline verilen isimdir. Yani teokrasi dine dayalı yönetim şekline verilen bir isimdir. Başta bulunan hükümdar hem dini hem de devlet işlerinden sorumlu bir kişidir. Osmanlı devletinde teokrasi Yavuz Sultan Selim döneminde halifeliğin bize geçmesiyle birlikte uygulanmaya başlamıştır. Padişah halifeliğin gelmesiyle birlikte hem siyasi hem de dini lider konumuna gelmişti. Ayrıca teokrasi yönetim şeklinde hükümdar yönetme etkisini ilahi bir kaynaktan alıyordu. Teokrasi yönetim şeklinde dikkat etmemiz gereken anahtar kelime din kelimesidir arkadaşlar. Eğer dine dayalı bir yönetim şekli varsa o teokrasidir. Üçüncü yönetim şeklimiz ise meşrutiyet. Arkadaşlar meşrutiyet dediği hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim şekline verilen isimdir. Yani meşrutiyette başta bir padişah varmış ancak padişahın yanı sıra halkın seçtiği bir meclis varmış. Padişah artı meclis varsa orada meşrutiyet yönetim şekli vardır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde meşrutiyetin ilanı ile birlikte halkın seçtiği bir meclis ortaya çıkmış. Böylece halk dolaylı yoldan da olsa yönetime katılmış oldu. Meşrutiyet yönetim şekli Osmanlı Devletinin son dönemlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken husus: Padişahın yanı sıra halka seçtiği meclisin olmasıymış. İkisi bir aradaysa meşrutiyet. Yalnızca padişah varsa monarşi, yalnızca meclis varsa cumhuriyet, ama ikisi bir aradaysa meşrutiyet yönetim şeklidir. Son yönetim şeklimiz ise Cumhuriyet. Arkadaşlar Cumhuriyet'te egemenlik yalnızca millete aittir. Yani Cumhuriyet yönetim şeklinde kararları millet veriyormuş. Ayrıca yöneticiler halk tarafından seçiliyordu. Cumhuriyet yönetim şeklinde halk sandığa giderek ülkenin kaderini kendi belirliyordu. Başa geçen yöneticiler belirli süreliğine seçiliyordu. Eğer halk memnun kalırsa tekrar seçme hakkına sahipti. Eğer halk memnun kalmasa onu seçmeme hakkına da sahipti. Yani ülkenin geleceğine halk karar veriyormuş. Ülkemizde Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihiyle birlikte uygulanmaya başlanacak. Böylece millet egemenliği sağlanmış olacaktı. Evet arkadaşlar Türk tarihinde görülen yönetim şekilleri bu şekildeydi. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.